Haftanın gündeminden herkese merhaba. Bu hafta 15-21 Ekim arasını konuşuyoruz. Yanında Necip Murat var. Nasılsın Necip? İyiyim Ahmet, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Neyin hazırlıkları? Bir anda marketing meetup devam ediyor. Önümüzde çok bir hafta sonra da sanırım tek meetup var. Bu salı. Bu salıda tek meetup var. Tek meetup teknoloji, dijital o tarafla ilgilenen profesyonellerin iş çıkışlarında geldiği güzel bir meetup etkinlik. Havasında geçen bir etkinlik. Marketing meetup apayrı bir şey. O konferans tamamen biliyorsun. Tek meetup'ta bu salı kimler olacak? Bu salı Botidio kurucusu Ali Erhan Tamer olacak. Bu salının konusu chatbotlar. Chatbot Day. Aynen öyle. Salı günü iş çıkışında vaktiniz varsa Mecidiyeköy'ün keşmekeşine de alışkınsanız mutlaka bekleriz. Garanti biliyorsun. Partners olacak. Evet, Garanti Partners'tayız. Tamam. Garanti Bankası'nın hemen üstünde. Ben o zaman hemen kısa hatırlatmamıza geçiyorum. Haydi geç bakalım. Kanalımızı YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Takip ettikten sonra orada küçük sevimli bir çan da çıkacak. Ona da tıklarsanız eğer yalnızca haftanın gündemi değil, pazarlamasyon.com'da üretilen içerikler yayın alınmaz, size bildirim olarak gelecektir. Bu videonun yalnızca ses halini, MP3 halini hem YouTube videomuzun altındaki açıklamalarda yer alan linkten, hem pazarlamasyon.com'da yayınlanan yazıdaki bağlantıdan, hem de iTunes Podcast'ten bulabilir, rahatça dinleyebilirsiniz. Seyahat ederken, bir yerden bir yere giderken, yatmadan hemen önce, çalışırken, keza ben öyle yapıyorum. Rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Kota dostu olduğunu da söylemek gerekiyor. Ben ilk haberimize geçiyorum. Bu ilginç bir haber. Her habere böyle başlıyorum. Ama gerçekten ilginç. iPhone 7. Buna izleyicilerimiz karar versin. Tamam. iPhone 7, iPhone 8'den daha çok satıyor olabilir. KeyBank Capital Markets'ın Amerika'da operatörlerin mağazalarından aldığı bilgilerle hazırladığı rapora göre an itibariyle, yani iPhone 8'in çıkışından sonra iPhone 7, iPhone 8'den daha çok satıyor olabilir. Bunun altında birçok neden var. Önce şunu söyleyeyim. Yani Türkiye özelinde konuşursak eğer, Turkcell'in, Vodafone'un, Avaya'nın operatörlerinin mağazalarına satılan telefonlar üzerinden yapılmış bir çalışma. Bu çalışmaya göre iPhone 8'in çıkışından sonra bile iPhone 7, iPhone 8'den daha çok satıyor görünüyor Necip. Çünkü orada birkaç etken var. Demek ki ya yeterince şeyleri bozamamışlar Ahmetciğim. Yeni telefon çıkarttıkları zaman eskilerinin işletim sistemlerini yavaşlatıyorlar ya. Demek ki yeterince yavaşlatamamışlar. Planlı eskitme diyorsun. Evet. Şimdi orada birkaç neden var Necip. Birincisi şu, bu iki telefon birbirine çok yakın. Yani iPhone 7'si olan birinin iPhone 8'e geçme ihtiyacı yok. Tamam, kabul yok, ediyorum. Yok, sende de iPhone 7 var, ben de iPhone 7 Plus Plus var, evet. Ondan sonra. Bundan 2 ay önce yaptığımız, 20. hafta oldu, 21. haftadayız biliyorsun. 2 ay önce yaptığımız şey de iPhone artık revolutionary productlar çıkartacak falan, hepsi yalan oldu. Çıktı. iPhone X aslında bir devrimsel bir cihaz. Kabul ediyorum onu. Şimdi nedenlerine bir geleyim Necip. Hadi gel. Şimdi iPhone 7 ile iPhone 8 arasında öyle çok bariz bir fark yok. Tamam, kabul ediyorum. iPhone 8'in işlemcisi daha iyi. iPhone 8'in daha iyi kamerası var, daha iyi ekrana sahip. Ama Necip, Türkiye fiyatları üzerinde konuşursak bugün iPhone 7 dediğin cihaz 3300 lira. iPhone 8 dediğin cihaz ise 4800 TL. Arada 1500 TL'lik bir fark var. Bu iyi dediğimiz özellikler 1500 TL'ye değecek özellikler değil. Amerika'da da değil, Türkiye'de de değil. O yüzden insanlar iPhone 7'den iPhone 8'e geçiş yapmak istemiyorlar. iPhone 7 daha ucuz bir telefon olduğu için insanlar iPhone 7'ye doğru gidiyorlar. Şimdi iPhone X de geçiyor. iPhone X henüz piyasaya çıkmadı. Ön talepler toplandı, henüz piyasaya sürülmedi. Talebi de karşılayacak gibi görünmüyor. Çünkü üretimde bir takım parçaların tedariğinde sorunlar var. O yüzden hani belli bir partı, belli bir adedi piyasaya sürecekler. Ama toplam talebi karşılaması mümkün değil. Amerika'da da mı çıkmadı? Amerika'da da çıkmadı hala. O yüzden Necip, ya tüm bu etkenlerin bileşimiyle birlikte iPhone 7 şu an iPhone 8'den daha çok satıyor gibi görünüyor. Ki yani tasarımsal olarak da bir fark yok ki, 2014'ten bu yana aşağı yukarı aynı tasarımı kullanıyor Apple. Artık insanlar hani her sene aynı telefonu almaktan her sene işlemcisi iki kat daha hızlandı. Kamerası iki kat daha iyi oldu. Şu geldi, bu geldi. Ben bunu biraz da şuna benzetiyorum Necip. 300 km hızla gidebilen bir aracım var. Ancak hani yasal sınırlar içerisinde sen ancak 180 km hızla gidebiliyorsun. O yüzden sen 300 km hızla giden bir araca deli gibi para harcamanın bir anlamı yok.
bugünün telefonları, günümüzün telefonları, içerdiği teknolojilerle birlikte insanların artık günlük ihtiyaçlarını çok rahat karşılayabilecek şekilde. Yeni işlemci benim hayatımı değiştirecek bir özelliğe sahip değil. Yeni kamera benim hayatımı tamamen tümden değiştirecek bir yapıya sahip değil. O yüzden insanlar iPhone 7'yi alıyorlar. Bu kadar basit. Ama hiç. iPhone X biraz farklı. O gerçekten bence devrimsel bir ürün oldu. Sen beğenmiyorsun. Ben beğenmiyorum. Ya ben tek telefon tarafına çok öyle sıcak bakmıyorum. Yani sürekli değiştir, değiştir, değiştir. Ben biraz daha işin geleneksel tarafındayım. Bu benim işimi görüyor mu? Görüyor. Memnun muyum? Memnunum. O yüzden değiştirmemi gerektirebilecek herhangi bir durum yok. Benim de öyle. Ben 4 yıl HTC'nin bir modelini kullandım. Kırıldı. Ardından LG'ye geçtim. 2,5 yıl onu kullandım. O da kırıldı. Ancak hani kırılırsa, böyle donanımsal bir takım arıza olursa telefon değiştiriyorum. Yoksa dediğin gibi işimizi görüyor. Hadi bakalım. Bir diğer haberimiz. Şöyle, Birleşik Arap Emirlikleri yapay zeka için bakan atadı Necip. Bakanlığın adı da Yapay Zeka Bakanlığı. Çok yaratıcı bir isim bulmuşlar Ahmetciğim. Yapay Zeka Bakanlığı ve Yapay Zeka Bakanımız Binali Yıldırım diye isim geliyor sürekli. Necip yani lütfen Binali Yıldırım'ın kanalı kapatacaklar. Binali Yıldırım'ın YouTube kanalını mı kapatmaya başladı? Bulut teknolojilerle ilgili dediğini biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum. Oraya her şeyi atıyorsun. Ama o öncedendi. Şimdi çok güzel, bak geçen MÜSİAD'ın şeyinde, zirvesinde çok güzel konuştu, işte şunları şunları yapmalıyız falan. Yapay zekadan tut şeye kadar bayağı iyi yani. İyi. Ya oradan sonra kendini almış, epey geliştirmiş. Ama biliyorsun hani bulut bilişim dedikleri, sen oraya bir şey atıyorsun, başka biri geliyor oraya bir şey atıyor. Hani oradan isteyen istediğini alıyor, böyle de. Bir şey diyor ya, bu tür işlerle çok uğraşmayın. Kafayı. Aynı konu. Kafayı bozarsınız, ne gerek vardı? Necip, ben hemen haberimle tamam. Devam ediyorum. Bakanlığın başında 27 yaşındaki Omar Bin Sultan Al Olama var. Bu al isim, derken bu AI'deki al mı, yapay zekadaki? O değil değil mi? Değil, değil. İsim benzerliği bu sadece. Bu isim daha önce Necip gelecekten sorumlu yönetici olarak da çalışıyormuş. Ben Futurist. Futuristlerimiz biliyorsun bizim ülkenin de en büyük değerleri. Tamam, neyse. Ben Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu vizyonundan etkilendim açıkçası. Yani böyle bir bakanlık kuruyor olması, gelecekten sorumlu yönetici gibi bir kavramın olması bence aslında değişen dünyaya, trendlere, teknolojiye de aslında bakış açılarının çok net bir dışa vurumu. Ben çok beğendim. Putin'in bu yapay zeka ile ilgili bir sözü var Necip. Demiş ki, yapay zeka gelecekte tüm insanlığı yok edecek. Kim yapay zekaya sahip olursa da diğerlerine karşı üstünlük kuracak demiş. Ya çok önemli bir gelişme Necip. Yani yapay zeka cidden... Ya yapay zekayı çok konuştuk. Artık aksiyon mu görmek istiyorsun? Bir daha yani artık ama şöyle yani, dolaşsınlar çevrede, emekleme, bir şeyler dolaşsın. Anlatabildim mi artık? Robotikler, yapay zekalar, artık bir şeyler olsun. O kadar çok konuştuk. Bir ara biliyorsun Big Data'yı konuşmuştuk. Konuşmuştuk dediğim, insanlar konuşmuştu. Bir ara sosyal medya, YouTube fenomenleri çıktı, Vine fenomenleri çıktı. Bunların hepsi konuşuldu. Bu yapay zekanın yılı. Ay, hadi bakalım inşallah. Diğer haberimiz şöyle, KFC Twitter'da neden sadece 11 kişiyi takip ediyor? Bu çok geyik bir haber. Ben bugün sabah ofise giderken karşılaştım. Böyle yüz binlerce retweet almıştı atılan tweet. Şöyle bir şey var. KFC'nin gizli formülü 11 farklı baharattan oluşuyor. Hı hı. Bu KFC'nin Twitter hesabının da 11 kişiyi takip etmesinin altında, arkasında da böyle bir denklem var. 11 kişinin 6'sı 90'ların meşhur müzik grubu Spice Girls'ün, yani baharat kızların, hı hı, üyeleri. Diğerleri de Herb isminde. Tamamen rastlantısal olarak seçilmiş 6 kişi. Bunlar Herb'de böyle şey bir viral demek, çalışma bitki demek. Evet, viral bir çalışma yapıyorlar. İlk acaba kim fark edecek? Belki de kimse fark etmedi şimdiye kadar. Evet. İçeriden sızdırdılar, bak biz 11 kişiyi takip ediyoruz diye. Ama haber inanılmaz bir şekilde duyuldu. Biz pazarlamasyona da yazdık. Güzel bir viral çalışma. İnsanlar gün içerisinde gördüler. Bak en azından konuşulma yarattı yani. Necip yani biliyorsun sosyal medyanın artık o tek düze gelmiş hali, markaların tek bir fabrikadan, tek bir üretim bandından çıkmış gibi görünen o paylaşımları, görselleri, videoları arasında insanlar farklılık arar oldular. Böyle evet, küçük, zeka dolu, minik hareketler bile büyük etkileşimlere yol açabiliyor. Şeyde iktisatta bir teori vardır, esneklik teorisi. Peki sana bir soru, boş ver abi iktisatı, gene girme. Geçen hafta neye girmiştin?
Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bak o derece yani. Bir şey kuralından bahsetmiştin ya. Böyle değişik bir şeydi. Ben dedim ki ben onu bunu bilmem. Neyse boş ver şeyi. En son hangi Türk markadan böyle yaratıcı, böyle zeki bir şey gördün sosyal medyada? Söyleyeyim hemen direkt. Narkozu gördük. Gemiyle şey geçiriyorlardı. Kolombiya'dan sevgilerle. Tabii o net sosyal medya entegrasyonu. Netflix'in işleri çok güzel. Mesela geçen yılda 41.29'la ilgili, 41.29'da Narkoz'un yine tanıtımı için bir çalışma yapmışlardı. Orada da Ebru sanatıyla Narkoz'daki karakterleri çiziyorlar. Ve yani en sonunda da mesela işte kan renginde böyle şey yapıyordu böyle. Yani oradaki göndermeler. Bugün benim sorulara hazırlıklısın. Bir diğer haberimize geçiyorum. Reklamlarını hiç görmediğimiz ama en çok tanıdığımız markalara eğlenceli gifler. Yani bu bir haber değeri taşımıyor ama yapılan iş çok güzel, çok beğendim. Bir Türk tasarımcı. Evet, motion designer Rauf Köse yapmış Necip. Rauf'a buradan selamlar. Çok güzel olmuş. Şimdi o animasyonlar, görseller de ekranda dönüyor bir yandan. Burada hem bir animasyonun güzelliği var kendi içerisinde, hem de verdiği mesajın, markaların bir anlamda gizli kalmış sırları da var. Mesela Banat için şey demiş Necip, hesapta olmayan geceler, hani misafirliğe gidersin, bir yere gidersin, tatile gidersin, diş fırçan yoktur, gidersin bakkaldan 1 liraya Banat alırsın. Mesela Sulu Göz için para üstü sakızı, iPop değil için. Değil mi? Sulu Göz çok iyi şey yapmış onu, çok iyi anlatmış. iPop da çok güzel, sinemada gizlice. Bence güzel olmuş, o içgörüler de çok iyi, çok iyi yakalamış. Evet. Güzel bir birleşim olmuş. Kendisini hem animasyon tarafında. Tebrik ediyoruz. De bu içgörüler yaratıcılık tarafında. Animasyon gayet güzel. İkisi bir oturmuş. Bir diğer haberimiz şöyle. Türkiye'de zincir market sayısı bir yılda %13 arttı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken bir açıklama yapmış ve demiş ki zincir market sayısı son bir yılda %13 artarak 28 bine yükseldi. Bakkal ve büfe sayısı son 10 yılda neredeyse 3'te 1 oranında %31 azalarak 240 binden 165 bine düştü. Bakkal amcalarımız ölüyor diyorsun. Evet, sadece son bir yılda zincir market sayısı %13 artarak 28 bine ulaşmış. Peki bir soru. 28 bin zincir market var. Evet. Reklamlarda da dönüyor. Bakalım iyi reklam izliyor musun? A101. A101'in. Tamam onu biliyoruz ama. 7 bin. Peki tamam. Reklamları izlemiyorum. Ben billboardlarını gördüm. 7 bin marketleri var biliyorsun. BİM en yakın rakibin 6000 mi? BİM 6000 civarında. Ben onu sana soracaktım aslında Necip. Yani bir markanın mağaza sayısıyla övünüyor olmasının arkasında nasıl bir motivasyon yatıyor? Diyor ki daha mı ulaşılabilirim? Pencereden çıkıp başını uzattığın zaman beni görürsün. Bana iple sepe sallaman yeterli. Ben senin ulaşabileceğin her yere giderim demek istiyor. Bence çok güzel bir mesaj. Ucuzluk süpermarketi biliyorsun. Evet. Ben diyor her köşedeyim. İstediğin fiyatla, istediğin şekilde, istediğin zaman bana ulaşabilirsin diyor. Anladım. Şöyle de bir açıklama daha yapmış Necip. Demişler ki perakende kanunu en kısa zamanda yeniden düzenlenmeli ve amacına hizmet eden bir noktaya getirilmeli. Bence de çok haklı. Benim oturduğum sokağa da mesela çok açıldı. Çok marketlerden biri açıldı ve aynı hafta yıllardır orada faaliyet gösteren bir bakkal rekabete dayanamadan ilk haftada kapattı. İlk yani, haftadan bu kadar etkilemiş olamaz. Büyük ihtimal gözü korkmuştur adama. Adam baktı ki karşıda şok var. Benim sattığım ekmek 1.25, 1.30. Orada 1 lira. Belki de 1.50. Adam oradan gider 1 liraya alır ekmeği. Tabii yani son tüketici için artık o bağlılıklar eskide kaldı. Hani bakkal tarafının elindeki en büyük kos bir anlamda duygusal bağ kuruyor olmasıydı. Şokla sen duygusal bağ kurmuyorsun ama bakkalına duygusal bir bağ kuruyorsun. Doğru. Bakkalın önünden geçmiyorsun şoktan alışveriş yaptığında ya da kafanı eğerek gidiyorsun. Bence burada da bu kanunla birlikte küçük esnafı koruyacak düzenlemeler yapılmalı. Çok doğru. Yani tamamıyla kapitalistleşmiş ve bu düzenin altında ezilen bir küçük esnaf modeli hiçbir şekilde bence ülkeye yararlı değil. Bence az da olsa bu tarz komünizm geçimleri gelmeli mi diyorsun yok artık? Öyle dedin böyle ki bir o cümlenin sonunda komünizmi böyle, ben senden bekliyordum. Ya. Ya böyle bir şey şart sanki Necip, regülasyon düzenleme. Hayır canım, niye regülasyon olsun? Bakkalda kendine göre şeyi var. Bakkalda kendine göre inovasyon yapsın. Bu hafta şeyi yazdık pazarlamasyonda. Adam su satıcısı otoyolda su satıyor. Yandex Mepe
şey koymuş. Orta şeritteyim, 150 metre ilerideyim falan koymuş. Geliyor adam Yandex Map'ten. Düşünsen otoyoldasın. Yandex'e bakıyorsun. Adam diyor ki 150 metre ilerideyim, orta şeride geç. Sen gidiyorsun cidden o adamdan. 150 metre ileride orta şeritten adama parasını veriyorsun, suyunu alıyor. Bakkal da açığını bulsun. Necip, şunu kabul etmek gerekiyor ancak. Yani bu gibi dev markaların, şok gibi, işte A101 gibi, BİM gibi devasa markaların sahip olduğu bütçelerle, insan kaynağıyla herhangi bir küçük esnafın rekabet edebilecek bir esnekliği yok. Şimdi sen fiyat açısından bakıyorsun. Hayır, fiyat açısından da değil, inovasyon açısından da bakıyorum. Hiçbir şekilde rekabet edecek ne insan kaynağı var, ne bütçesi var. Hiçbir şey yok küçük esnafın. Yanlış düşünüyorsun ya. Yani ya bir bakkal nasıl bir inovasyon yapabilir? Bir sucu nasıl bir inovasyon yapıyor? Bakkal da yapsın. BİM kaçta kapanıyor? 9. Evet. Bakkal kaçta kapanıyor? 11'i falan buluyor, 12'yi. Kimi bakkal 8'de kapatıyor. Geç açsın, geç kapatsın. Bakkala ne zaman ihtiyacı? Ben ne zaman bakkala gidiyorum? Çevreme bakıyorum. Şok falan vesaire bir şey yoksa gidiyorum tıpış tıpış oraya. Akşam ayrı promosyon yapsın. Ya ne yapayım şimdi, bakkalın stratejisini ben mi çizeyim? Tamam, ben diğer habere geçiyorum. Daha fazla ilişki kursun insanlarla. Yani bir şeyler yapsın abi. Burada müzik izleyen herhalde bir bakkal varsa. Bakkal. Necip et pazarlamasyon. Bakkal zaten burayı izliyorsa bir inovasyon yapmıştır yani. Tamam. Flash TV yerine burayı izliyorsa cidden o bakkaldan olmuştur. Onu şey yapamayız yani. Tamam. Bir diğer haberimiz şöyle. Geç. Bir sinirlendi yine, böyle bir yükseldin. Tamam. Mastercard kredi kartı ile alışveriş sonrası imza atma zorunluluğunu kaldırdı. Biz de hayırlı uğurlu olsun. Şunu, yani bu haberi gündem almamın nedeni de şu aslında. Hani biz gerçekten hem bankacılık sektörü olarak hem dijital olarak dünyayla rekabet etme düzeyinden çok da öndeyiz. Yıllardır kullandığımız sistemleri hem Avrupa'dan hem de Amerika'dan çok önce ülkemizde biz kullanmaya başlamıştık. Aynen öyle. Bu anlamda mesela çip teknolojisine geçeceklermiş Necip. Biz şifre giriyoruz ya, o teknolojiye geçeceklermiş. Hala daha old school, retro. Ama Avrupa'nın hayatı şeyini biliyorsun. Ama yani Amerika dediğin fırsatlar ülkesi, teknolojinin başkenti. İnovasyonun merkezi. İnovasyonun merkezinde hala insanlar kredi kartıyla alışveriş yaptıktan sonra kalemle bir şey imza atmak zorunda kalıyorlarsa eğer, orada bir takım inovasyonların, bilmiyorum, ben eksik olduğunu düşünüyorum. Bankacılık sektörü Türkiye'de gerçekten iyi. Biliyorsun, geçen hafta da konuştuk. Doğru. Son haberimize geçiyorum. Evet. İtalya sahte haberlerle başa çıkabilmek için Facebook ve Google ile birlikte çalışacak Necip. İtalyan hükümeti Facebook ve Google ile öğrencilerin medya kullanım bilincinin öğretilmesi adına partnerlik yaptı. Ekim ayının sonunda da başlıyor. Milli Eğitim Bakanı şöyle demiş ki, günlerinin büyük bir kısmını cihazlarında harcayan öğrencilerin kendilerini yalanlardan korumasını öğrenmesi gerekiyor demiş. Benim burada asıl soracağım soru, biliyorsun geçtiğimiz hafta gündemde senle Facebook'un 44 milyon Türk kullanıcının ana sayfasına bu tarz işte yalan haberlerle nasıl anlaşırız metnini, haberini, o tool'u, öğretici aracı koymasının yanında geleneksel tarafta gazetelere reklam verdiğini söylemiştin. Evet. Konuşmuştuk. Tam sayfaya reklam vermişti. Sen de demiştin ki, ben anlamıyorum neden reklam veriyor. Senin Facebook'sun ve devasa bir gücün var. Tamam. İnsanlara ulaşma noktasında. Ben de buradan şöyle bir çıkarım yapabiliyorum. Şimdi Facebook İtalyan hükümetiyle anlaşmış. Aynı Türkiye'deki uygulamanın aynısını İtalya'da öğrencilere yapacaklar. Evet. Gidip öğrencilerin lisede birebir canlı olarak, fiziksel olarak. Tamam. Ben de diyorum. De artık şu sorunu sor. Ben de diyorum ki, acaba Facebook Türkiye'de bir kendine İtalya hükümeti gibi bir, ne denir ona, yani bir kontak kuramadı da gazeteler aracıyla hükümete baskı yapmak için mi böyle bir işe girişti? Bu kadar basit olmamalı. Hayır. Yani ya, şimdi ya biliyorsun, sorduğumuz yani, sorunun altında ne var? Şimdi şöyle açıklayayım. İtalya'da hükümetle anlaşma yapmış. Evet. Macaristan'da böyle bir anlaşma var mı? Bilmiyorum. Ukrayna'da var mı? Bilmiyorum. Şimdilik yok. Sadece şimdi İtalya'da sen var. Sadece İtalya'da yapılan bir anlaşmayı Türkiye'ye dayandırdın. Dedin ki Türkiye'de niye yok? Ukrayna'da yok, Macaristan'da yok, şurada yok, burada yok. Belli ki sadece belki de ilk etapta İtalya üzerinden böyle bir anlaşma yaptılar.
Daha sonra onu yayacaklar dünyaya. Ya hayır, bak benim gelmek istediğim nokta şu. Şimdi aynı programı online olarak internete koydular. Türk kullanıcılarının 44 milyon Türk kullanıcının ana sayfasına pinlediler. Evet. O tool'u kullanmasını amaçlamak için. Sonra aldılar o tool'un özetini gazete reklamı olarak verdiler. Tamam. Ben de diyorum ki gazete reklamını vermelerinin amacı Türk hükümeti tarafında, sosyal medya tarafında bir muhatap bulamamaları mı, kendilerini anlatamamaları mı? Biliyorsun Türk yöneticiler daha sosyal medya bilincinin, bugün de bayağı eleştirdik, sosyal medya bilincinin hani çok oluşmaması noktasında hani daha çok geleneksel yakınlar ya. Evet. Bunun altında bu olabilir mi diyorum. Olamaz. Olamaz hocam. Ya yemin ediyorum. Ya neden olsun? Beni var ya burada kıvrandırdın ya. Olamaz. Kıvrandırdın. Olamaz çünkü ben olayı mantıkla örtüştüremiyorum yani. Neden böyle bir şey? Sorunun altına nasıl bir mantık yatıyor onu da anlayamadım. Muhtemelen ben açıklayamadım. Yani cuma günü saat 10:30'da. Neyse bunu da seyircilerimize soralım. Bakalım onlar ne diyorlar. Olabilir mi? Acaba onu anladı mı soruyor? Bence anlamışlardır. Çünkü iki defa açıkladı. Aynı tamam, şey. Tamam. Bu haftamızın sorusu olsun. Kitap verelim mi? Verelim. Kitap Richard yok yanımızda ama. Kitabı vardı en son. Ben neydi adı? Unuttum. Çok güzel ama kendi... Biz en iyisi pazarlama 3.0'ı verelim. Kim? Elimizde var. Kimden? Nasıl kimden? Bu hafta niye böyle ismini ya? Hayır ben kitabın yazarını hatırlıyorum. Richard Branson'ı. Yazar da o değil gerçi yani. Başka bir otobiyografisini yazmış. Biyografisini yazmış, özür diliyorum. Sen de kitabın ismini hatırlayıp yazarını hatırlamıyorsun. Evet. Bu hafta ama niye? Pazarlama 3.0 kitabını herkes bilir. Şey ya... Okumayan bir kişiye ama cidden okumaması Kotler lazım. Kotler kitabı değildi değil mi? Yok. Pazarlama 3.0 kitabını vereceğiz. Ahmet'in sormuş olduğu bu anlamsız soruya herhangi bir şekilde yanıt veren, doğru da olabilir, yanlış da olabilir, ya bu adam ne diyor da olabilir, bir kişiye çekilişte, yorum yapanlardan bir kişiye çekilişte bu kitabı hediye edeceğiz. Tamam ama yani çok gömüyorsun beni son 3 haftada. Ne yapayım Ahmet yani? Tamam, yapacak tamam, bir şey yok. Tamam, bir şey sen de beni göm. Tamam. Var mı eklemek istediğin bir şey? Eklemek istediğim bir şey yok. Önümüzdeki haftaya görüşmek dileğiyle. Tek meetup'a bekliyoruz. Salı günü saat kaçta olacak? Salı günü akşam 18. 18'de. De networking başlar. Networking, ha. 19'da da sunum başlar. Marketing meetup'a ayrıca bekliyoruz. 30 Kasım. Tamam. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.